Arkadaşlar merhaba. Biz bugün kaçıncı defa bilmiyorum ama bu peri kurabiyelerini yapacağız. Az önce annem markete gitti ve bize esmer şeker getirdi. Çünkü bunlar esmer şekersiz daha farklı oluyor. Esmer şekerlisi çok güzel oluyor. Ve o yüzden de biz daha önceden kremaya başladık. Burada pudramız var. Ve şimdi İlk önce 150 gram şey lazım bize, pudra şekeri. Burası katı olmuş. Neden Berkay? Ha tamam, artık katı değil. Birazcık daha koyalım. 10 gram daha fazla oldu ama bir şey olmaz bence yani. Uy, her yer bembeyaz oldu. Şimdi. Vodka! Evet, ağzıma geldi. Ben böyle konuşuyorum, ağzıma geldi pudra. Süzgeçten geçirilmiş pudra şekerini bir kaseye koyun. Tamam, koydum. Ve iki yemek kaşığı suyla seçtiğiniz renklendirici ekleyin. Biz renklendirici koyalım ya. Mavi koyalım bence. Güzel olur değil mi? Kaşık su koyacağız. Peki. Ve şimdi mavi renklendiricimizi bulacağız. Renklendiriciler burada. Mavi bayrak kırmızısı. Bekle bekle. Mavi bu galiba. Ay. Arkadaşlar ben şimdi hatırladım. Biz mavi boyayı atmıştık çok aktığı için. O yüzden ben de mor boyayı alıyorum. Berkay ne yapıyorsun? Bu camı çekme. O yüzden mor boyayı yapacağız. Şimdi kremamız bu renkte oldu. Şimdi içine birazcık süt ekleyeceğiz. Bu pembe sütü ekleyelim Berkaycığım. Oy. Hah. Tamam. Hoppala. Bence yeterli. Güzel mi? Hoppala. Ve şimdi karıştıracağız. Ondan sonra kurabiyelere geçeceğiz. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Sıcak su değil mi belki? Ve bir yandan da kurabiyeleri yapıyoruz. Şimdi ise şeye gideceğiz, hamur işine. İlk önce 150 gram un koyuyoruz. Şöyle koyacağım ve ondan sonra bir çay kaşığı kabartma tozu. 175 oldu ama yani bir şey olmaz bence o kadar cidden. Çay kaşığı kabartma tozu koymalıyız. Gelmiyor. Şimdi ise dilimlenmiş tereyağı koyacağız. Ve karıştıracağız ama parmaklarımızla böyle belirtmiş özellikle. 55 gram tereyağı lazım. Aslında bunu böyle direkt koyun diyor. Ama biz birazcık ısıtacağız. Çünkü yani buzdolabından daha yeni çıkardı. Koyuyoruz mikrodalgaya. Şimdi ise tereyağını koyuyoruz. Bu çıkmıyor. Berkay çatal değil misin? Çatal. Burada. Kaşı geldi. Şimdi ise bunları karıştıracağız. Ondan sonra ise toz şekeri koyacağız. Bunu elle yapmamızı söylediler. O yüzden elle karıştırıyoruz. Değil mi Berkaycığım? Berkay ama kaşıkla karıştırmayı tercih ediyor. El kirlenmesini hiç sevmez çünkü. Berkaycığım buna başlamıyoruz ama. İlk önce şeker koyacağız. Yumurta, ondan sonra pekmez, ondan sonra yapacağız. Şimdi ise bu esmer toz şekerini koyacağız. Ve ondan sonra yumurta ve pekmez. Şimdi bir şekerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi ise üzüm pekmezi ve bir tanecik yumurta lazım değil mi Berkay? Berkay burada yoğurmaya başladı. Ben ondan birazcık aldığım için mutlu şu an. Berkaycık bak şimdi. Bunları koyacağız, karıştıracağız ve sen de yoğuracaksın. Yumurtamızı kırıyoruz. Hoppala. Bir tanecik bir şey kaldı da yani. Yani yumurta kabuğu da faydalı derler. Şimdi ise üzüm. Aslında ben üzüm pekmezini pek sevmem ama kurabiye için olunca çok az diyorlar zaten. Hoppala. Bu kadarcık. Ve şimdi ise karıştıracağız. Yumurta kopkoyu oldu. Pekmezi karıştırdık. Şimdi ise hamurun içine koyacağız. Ve ondan sonra elimizle karıştırıp açmaya başlayacağız. Değil mi Berkaycık? En sevdiğin şey geliyor sırada. Bunu açacağız şimdi. Arkadaşlar bir şey oldu galiba. Daha sıvı hale geldi.
Böyle mi olması gerekiyordu? Birazcık daha un lazım sanırım. Hamurumuzu buraya koyduk ve şimdi açacağız. Birazcık ama bekle, ilk önce birazcık karıştıracağız. Al. Şimdi bizim bazı böyle şekillerimiz var. Onlarla yapıyoruz. Böyle hamuru açıyoruz ve hangisini yapalım Berkaycık? Berkaycık alayım. Tavşan ve o zaman yabaş harcını da yapalım. Berkaycık burada sıkıştırmış bunu. Hopala. Tamam, bu da Berkay'ın hatırası olsun. Şimdi tavşan ve yabaş harcını koyuyoruz böyle. Arkadaşlar ben bunun hepsini böyle bir yere sığdırmaya başardım. En az sıkışan da en fazla sıkışan yıldız oldu ama. Şimdi böyle etrafını ve bom 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 çıkartıyoruz. Şimdi ise kurabiyemiz hazır. Onları fırına koyacağız. Şimdi biz kurabiyemizi koyduk. Ben şimdi kurabiyelerden sonra doğum gününe gideceğim. O yüzden de saçımı yapıyoruz şu an. Berkay ise darmadağınık evi dağıtıyor. Arkadaşlar ben burada. Saçım bitmek üzere galiba. Dur. Ne o? Burada örümcek var. Örümcek var. Öbür dünyaya gitmiş bir örümcek var. Tamam, şimdi temizleyelim oğlum. Ne? Dur ya, ben örümcek değil. Ablanın kurabiyelerine bakacaktım. Sen örümcek diyorsun. Hani bakayım, gerçekten yaptım. Saçların da çok güzel olmuş ya. Hani nerede? Burada. Hem de renkli renkli değişik şeyler yapmışsın. Dur şöyle ışıkta bir bakayım şunlara. Çok güzel. Berkay, hangisini yiyelim? İstediğimizi yiyebilir miyiz? Hangisini? Sen de mi yaptın? Tavşan var burada. Kelebek var. Ondan sonra çam ağacı var. Ondan sonra kalp var. Oo, burada da çocuk var. Bu Berkay mı bu? Bu Berkay mı Berkay? Berkay. Bu sen misin? Çok güzel. Oo, onlar ne öyle? Bunların üstüne mi koyacaksın? Evet, ama bazılarını. Kurumayacak mı? Kuruyacak. Ya, bekleyeceğiz, öyle kuruyacak mı şimdi? Evet. Ay, krema da renk renk olsaydı evet. Şimdi pembesi, sarısı, yeşili olsaydı daha güzel olurdu. Şeyler ne? Çikolata olma. Çok güzel olmuş. Bir de tadına bakabilir miyim? Hangisini yiyeyim Berkay? Bir tanesini yiyeyim ya. Ben Berkay'ı yiyeceğim. Ben de yıldızı yiyeceğim. Yıldızı yiyeceğim. Yiyecek misin sen de? Aynen. Tam benim sevdiğim gibi. Kıtır kıtır. Bir de esmer şeker var. Hı. 10 numara. Nasıl yaptığını gösterdin mi arkadaşlara? Efendim? Nasıl yaptığını gösterdin mi? Gösterdim. Çok güzel olsun. Saçların da çok güzel olmuş. Berkay, bunu sen oynayasın diye yapmadık abla. Bunu yiyelim diye yapmışım. Çayın yanında yiyelim. Arkadaşlara bir öpücük gönderelim. Saçların da çok güzelmiş. Şöyle bir yandır da bir görsün arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.